Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Tomurcuklu hoş güzel bir çalışma oldu. E, Rolumuzda beyazımızı kullandık. Tomurcuklarımızda ağırlıklı olarak kardal rengimizi ve e, daha az miktarda e, morumuzu kullandık. Morumuzu bütün çevrelerimizi çerçeve yapımında kullanarak yeleğimizi tamamladık. Yeleğimizi e, bir yaş grubu için uygun bir yelek 0.1. Bir yaş için kiloya göre çocuklarımız giyebilirler Şimdi ölçülerimize bakalım. En uç kısımdan en alt kısma kadar 33 santim yeliğimizin uzunluğu. Kol altından ölçtüğüm zaman ise 21 buçuk diyelim 21 buçuk santim uzunluğumuz. Şöyle yaka kısmından yine robamızı ölçecek olursak 10 santim bakınız 10 santim şuradaki beyaz daha gövde kısmına geçmekte. Şöyle çevirip bakıyorum. Kol altımızdan ölçelim. 28 santim de kol altımız. Bağcıkla bir çalışma yapmak istedim. Dilerseniz düğmeli de yapabilirsiniz. Şöyle açalım. Genişliğine arkasında duruşuna Bakalım şöylece çok hoş durmakta. Yapımı da son derece kolay, zevkli bir çalışma. Her sıra farklı bir heyecan vererek yani yeni bir sıraya, yeni bir renge geçmenin lezzetiyle çok hoş örülüyor. Ben hoşlanarak ördüm. Umarım sizler de severek bu yeleğimizi örersiniz. Evet, hemen yeleğimizin yapımına başlayalım ben. 3 numaralı tığımı kullandım bu modelimin yapımında. Çok fazla kullandığım için tığlarımı buradaki numaralar silinmekte ama sizler ipinize uygun tığları tercih ederseniz daha güzel sonuçlar alacaksınız. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek robamızı örmeye başlayalım. İlk önce bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve önüm için 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11, 11 zincirimizi robamızın ön kısmı için kullanacağız. Hemen bir tane zincir çekiyorum, ayrım yeri için kullanacağım zincir. 12. Zincir, buraya bir tane işaret takıyorum, önümle kolumu ayıran zincirimiz. Şimdi kolumuz için 12 tane zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, rahat çekelim zincirleri, çok sıkıştırmayalım. 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 12 tane zincirimizi kolumuz için çektik. Şimdi bir tane zincirde bölüm aralığı için çekiyorum ve buraya işaretimi takıyorum. 13. zincire işaretimi taktım. Arkayı örmeye başlıyoruz. Rahat bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane zincirimi arkam için çektim. Bir tane daha zincir ilave ediyorum. Burası da bölüm arasındaki olacak zincirimiz. Yani 22. zinciri işaretimi taktım. Tekrar kolumuz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 12 zincir kolumuz için de 13. zincirde ayrımı yapacağımız yer işaretimi taktım. Ve 11 tane zincirimi diğer ön parçam için örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi yeleğimizin rova kısmının tamamını bölümlerini ayırarak işaretlerimizi koyarak ördüm santim olarak ölçüsüne bakalım Evet şimdi mezurumu şöyle koydum hemen zincirimi uç noktaya şöyle elimle tutuyorum şöyle görmenizi istiyorum diğer taraftan şöyle tuttum elimi çektiğimde 29 santim zincirimizin ölçüsü. Şimdi trabzan sırasını örmeye başlayalım. İşaretlerimizi koyduk, bölümlerimizi ayırdık. Her iki kenar parçamız önlerimiz 11 ve 11 ördük. 12.lere zincirimizi taktık. 12 12 kollarımız 13. Ye işaretimizi taktık. Arkamız ise 21 tane 22. Ye işaretimizi taktık. Şimdi trabzan sıramı örmeye başlıyorum. Birinci zinciri şöyle ayırıyorum. Birinci zinciri. Üzerine bir, iki. iki tane zincir ilave ettim. Toplamda bakın üç tane zincir oldu. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir geri geliyorum. Ve batıyorum. Bakın bir geri çekilmiştim. iki zincir ilave ettim. Toplamda üç zincirim oldu. Ve bir geri çekilip yandaki zincire batıyorum 1 2 3 2 tane trabzanım oldu ve devam ediyorum bir defa başını doluyorum zincire giriyorum bir doluyorum yuvaya girerek 3 defa da örüyorum bir doluyorum 1 2 3 doluyorum. 1 2 3 İşaretimize kadar trabzanlarımızı örelim. İşaretimin hemen yanındaki zincirimi de ördüm. Şimdi sayalım. 1 2 4 6, 8, 10 ve 11. 11 tane trabzanımızı önümüz için örmüştük. Şimdi işaretimin bulunduğu yere ara ayrım çalışması yapıyorum. 11 trabzan ördükten sonra tığımın başını doluyorum. İşaretimi çıkarıyorum. Ve hemen işaretimi çıkardığım zincir yuvasının 3 tane trabzanı örüyorum. 1 Aynı yere ikinci kez örüyorum daha doluyorum. Aynı yere üçüncü kez trabzanımı ördüm. 11 trabzanı ördükten sonra 12. trabzanın içerisine 3 tane trabzanı ördüm. Araya zincir çekiyorum. 2 tane ve aynı yuvanın içerisine 3 tane daha trabzanı örüyorum. 1 2 3 Evet. Robamızı bu şekilde önümüzü 11 ördükten sonra 12. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı ördüm ve hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına bir defa dolayıp 3 defa da örüyorum. Bir doluyorum. 3 örüyorum. İşaretimize kadar toplam 12 tane kolum için trabzanımı zincir yuvalarına birer birer yerleştiriyorum. İşaretime kadar birer birer trabzanlarım örerek geldim. Sayalım bakınız. Şuradaki 3'ten sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. İşaretimi çıkarıyorum ve zincirimin içerisine girerek 3 tane trabzanı örüyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 Bakın aynı yere ördüm. Bir daha örüyorum. 3 3 tane trabzanı ayrım yeri olarak ördüğüm zincirimi örüyorum. 2 tane ilave zincir yapıyorum. Arkam için olan artışımı yine buraya örüyorum. Yine bakın aynı yere giriyorum. 1 3'ü ördüm. 2 zincir 1. İkinciyi örüyorum aynı yere. Ve üçüncüyü örüyorum. 3 üç tane trabzanımı ördüm. 2 zincir 3 trabzanımı ayrım yerine ördüm. Şimdi arkamızı örmeye başlıyoruz. Arkamızı da yine hiç e, atlamadan Tığımın başını doluyorum. İlk zincirden başlıyorum. Kırmızı işaretime kadar birer birer örüyorum. Bir doluyorum. Üç defa da alıyorum. Bir doluyorum. Üç defa da alıyorum. Bir doluyorum. İşaretimize kadar ilerleyelim. Toplamda 21 trabzanımızı arkamıza örüyoruz. Buradaki üçleri saymıyoruz. Sadece trabzandan artıştan sonraki kısmı saymaya başlıyorum. Bakınız. Ara artışları saymıyorum. Kırmızıya kadar örelim. 21 tane trabzanımızı örerek geldim. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. İşaretimizi çıkardığımız trabzanımızın zincirimizin içerisine yeniden 3 tane trabzanı örüyorum. Birinciyi ördüm. Doluyorum. Aynı yere giriyorum. ikinciyi örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Üçüncü kez aynı yuvaya giriyorum. 3 trabzan sayısına ulaşınca 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tekrar aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı bir defa dolayıp 3 defa daha örerek Tamamlıyorum. Birinciyi ördüm, ikinci trabzanımı ördüm, 3. trabzanımı ördüm. 3 trabzanımı ördükten sonra birer birer örmeye devam ediyorum. Şimdi kolumuzu örüyoruz. Birer birer işaretimize kadar gelelim. Evet trabzanlarımızı örerek işaretimize geldim. Yine işaretimi çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen çıkardığım yere bakınız. Tığımın başını girdirerek 3 tane trabzanım örüyorum. Hep aynı şekilde bakınız artışlarımızı yaptık. Bu kurulum sıramız. Çok rahat bir şekilde kurabileceksiniz. Bakınız işaretlerimizi ayarladıktan sonra hiç sıkıntı olmayacak. 2 zinciri çektim. Tekrar aynı yuva içerisine 1 doluyorum 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm ve buradan koldan da önümüze geçişimizi yaptık sona kadar 11 tane zincirimin üzerine birer birer batıyorum ve 11 trabzanımı örerek önümü tamamlamış oluyorum bir batıp 3 defa da alıyorum. Evet sona kadar örerek geldim. 11 tane trabzanım ördüm. Şimdi bakınız birinci sıramızda bütün bölümlerimiz e, bu şekilde ayırdık ve üçer trabzan, 2 zincir, üçer trabzanı her bölüm artışı için kullandık ve görünümümüz bu şekilde. Şöyle görelim. Üçer trabzan artışımızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Birinci sıranın son trabzanı üzerine 3 tane bitirdiğimiz yönde zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Arkasını zincirimizi çektikten sonra çevirelim. Şöyle ipimiz yarımlanmış. Hemen düzeltelim ipimizin yarımlanmasına fırsat vermeden. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Hepsini 3 arttığımızı da örüyorum. Zincirime kadar gördüğüm bütün trabzanlarımı bir doluyorum. 3 defa da alıyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine birer birer trabzanlarımı ördüm. ikinci sıramızda ve görmüş olduğumuz 2 zincirin bulunduğu yere geldim. Aşağıdaki 3 artışımı da ördüm. Hemen zincirimin yanındayım. Şimdi zincirimin içerisine 2 tane trabzanı örüyorum ikinci sırada iki artış olarak götürüyoruz yanına bir tane daha trabzan ördüm iki tane trabzan ördüm bakın şöyle karışmasın iki trabzanımız ördükten sonra bir iki zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak yine bir aynı yere batıyorum bir tane daha trabzanım örüyorum iki zincir arada iki trabzan sağda iki trabzan solda aşağıdaki zincir yuvamızın içerisine girerek artışımızı yaptık şimdi birer birer aşağıdaki trabzanlarımın her birine örüyorum diğer zincirimize kadar hiç atlamadan örerek devam ediyorum Evet kolumuzu ördüm. Şöyle görelim. Bütün trabzanlarımı ördüm. Zincirimin hemen yanı başındayım. Ara zincirimin. Zincirimin içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Bir tanesini ördüm. Bakınız. Şimdi ikinci trabzanımı da örüyorum. Araya bir, iki zincir çekip yeniden aynı noktaya iki trabzan daha örüyorum. Bir ve iki. İkinci sıradaki artışlarımızı iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan olarak yaptık ve bütün e, buradaki görmüş olduğum trabzanlarımı yine birebir örüyorum. Buradaki e, yine ayrım yerinde tıpkı burada çalıştığımız gibi iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan şekliyle buradaki ayrım yerime de örüyorum. Şurayı daha sonra bütün trabzanlar örüp tekrar diğer ayrım yerinde yine aynı şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örelim ve robamızın uç kısmında yeniden görüşelim İkinci sıramızı da örerek tamamladık her bölümde iki trabzan iki zincir iki trabzan iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak artışımızı yaptık şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz üçüncü sıramızda artışımızı bir trabzan bir iki zincir bir trabzan olarak yapıyoruz bütün e, köşelerimizde ve bundan sonra öreceğimiz e, bütün sıramızda yani yeterli ölçümüz olana kadar artışlarımızı bir trabzan iki zincir bir trabzan olarak öreceğiz üçüncü sıramıza başlayalım bitirdiğim yönde 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum sıradan zincirimize kadar bütün trabzanlarımızı atlamadan örüyorum bir defa alıyorum 3 defa da örüyorum 1 2 3 3. sıramızdayız artık işaretime kadar bu şekilde birer birer örerek ilerliyorum. Evet zincirimizin olduğu yere kadar örerek geldik. Her bir trabzanımızın üzerine bir tane ördük. Şimdi zincirimizin hemen yanı başındayım. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız bir trabzan artış yaptım. 2 zincirimi ilave ettikten sonra bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve kolumuz için örmeye başlıyoruz. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve bütün trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum ve artışlarımızı birer birer yapalım ve sıra sonunda yeniden görüşelim. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Birer birer artışımızı yaptık. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Evet şimdi e, yeterli ölçü olana kadar öreceğimiz yaş grubu için sıralarımızı birer artışımızı yaparak devam ettiriyoruz. Ve yeterli ölçü olunca tekrar görüşelim. Önce 3 artış yaptık. 2 artış, bir artış olarak inmiştik. Evet şimdi büyütelim. Trabzanlarımızı örüp artışlarımızı yapalım. Sonrasında yeniden görüşelim. Robamızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sırada tamamladık. Şimdi 80. sıranın önünü ördüm ben. Ee, kolumuzu birleştirelim ve arkamızı da aynı şekilde örerek ilerleyelim. Tekrar diğer kol altının birleşme yerinde yeniden birlikte olalım. Öncesinde bir santime bakalım. Birbirimizin ölçüsüyle kıyaslayabilmek için şöyle tutuyorum. Düzgün bir şekilde 10 santim. Onu biraz geçmekte bakınız. Olsan daha bu birazcık daha inebilir bu örgülerimiz. Ben sadece hani şöyle hemen görüntüyü göstermek istedim. Evet şimdi birleştirme işlemini yapalım. Artış olarak bir artışımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Evet kolumuzu görmekteyiz. Bakınız şu kısmı buradaki zincir yerimizden diğer zincirle artış yaptığımız yere hemen gelerek batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 ve birer birer bütün trabzanlarıma batarak örüyorum arkamızı birer birer örelim diğer kolumuzun yakınına kadar gelelim Arkamızdan bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Tam zincirimizin bulunduğu noktadayız. Bir tane trabzanımı örüyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkamızdan örerek geldim. Şöyle bakınız zincirimin bulunduğu yere geldim. Burada da kolumuzun olduğu yer hemen diğer zincirimin bulunduğu yere geliyorum. Ayrım yerimize. Tığımın başını dolayarak giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımızın başını dolayalım. İlk trabzandan başlıyorum. Sıramın sonuna kadar. Örerek tamamlıyorum. Sıramızın sonuna kadar geldim. En son zincirimden olan trabzanımı da örüyorum. 1-2-3 3 tane zincirimi çekiyorum. 1-2-3 3 örgümün yönünü çeviriyorum robamızı tamamladık şimdi gövde sırasından artışlarımızı yapmak için yine aynı robamı ördüğüm ipimle bir sıra artış yaparak ilerliyorum birinci zinciri trabzanımın üzerine ördüm ikinci trabzanımı yine aynı şekilde örüyorum 3 tane trabzanım ördüm 4 5 6 tane trabzanımı ördüm. 7. trabzanımızı çift olarak örelim. Bir daha batıyorum. 6 tane tek 7. çift. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tek şuradan itibaren sayalım 2 4 6 7. trabzanımız aynı yere tekrar batıyorum çift ve bu şekilde sıra sonuna kadar örelim 1 2 3 4 5 6 7 7'ye bir daha batıyorum. Artışlarımızı yaptık. Bir tane, iki ve üç tane artışımız olmuş. Şimdi kolumuzun altındayım. İlk bakınız burada trabzanımız halen. Öndeki trabzanıma batıyorum. Bu trabzanımız da bir. Üç tane de kolumuzun altında var. 2 3 Üç. 3'e bir daha batalım. Burada da bir genişlik olsun. 4 oldu bakınız. 3'ü 2 defa ördüm. Yani buradan gelirken çiftimden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 2 defa örelim. Diğer tarafta da kolumuzun altının bir tanesini bir tane şöyle artalım kolumuza bir rahatlık güzellik verelim dışa doğru şöyle güzel bir bombeli görüntü olsun evet kolumuzun altına kadar 6 tane tek 7. çift örelim kolumuzun altının zincirinde yeniden görüşelim kol altımın bulunduğu noktaya kadar örerek geldim kolumuzun altına giriyorum şimdi bir en sondaki trabzanımı örüyorum zincirime giriyorum şöyle sayalım çiftimizden sonra 1 2 3 4 aynı yere bir daha batalım aynı yerine batıyorum bakınız biraz öncesini batmamıştım hemen şimdi batıyorum sayalım 2 4 5 burayı sayalım burada çiftimizin nerede olduğuna bakalım çiftimiz hemen bakınız ikinci trabzanımızda lütfen bunu ayarlayalım yani öndeki sayılar aynı olsun çiftimizin ikinci trabzana gelmesi lazım. Şu bu birinci trabzan kolumuzdan öne doğru geçerken diğeri ikinci trabzan yani burada bir tane çiftli trabzanımızın olması gerekmekte. Kol altımızda ona göre ayarlamamızı yapıp ikinci trabzan üzerine iki tane trabzanımızı yerleştireceğiz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 geçiyorum diğer tarafa. 6 Bakın hemen buraya ikinci trabzana iki tane trabzan örüyorum 7'yi ördüm 7'yi çift ördüm şöyle tekrar bakalım arkadan geçerken 1 2 3 4 5 6 ikinci trabzanımın üzerine iki defa ördüm 7 buradan bakalım buradan önümüze geçerken yine aynı şekilde ikinci trabzanımızda Buradan öne doğru giderken 1, 2, iki. iki tane trabzanımız. Evet bundan sonra 6 tane örüp çift örelim. Yine e, herhangi bir aksilik olmadan sayılarımızla bir e, sıkıntı yaşamadan sona kadar ilerleyelim. Sayıyorum. 1, 2, modelimizin eşit durması için gerekli. Önümüzün birinde fazla modelimiz, birinde az modelimiz o olmasın. Trabzanlarımız eşit olsun. 2, 4, 5. 6 7 çift örüyorum yoksa e, modelimiz uygulamayacak olmasak tabi dümdüz örgümüz olsa çok da önemli olmayabilir ama model uygulayacağımız zaman önümüze mutlaka e, özellikle olarak daha dikkat etmemiz gerekmekte sayılarımızın eşit olması için Evet bakıyorum 2 4 5 6 7 çift örüyorum Evet, sona kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan da buraya örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, son zincirden ördüm. Trabzanımı da örüyorum. 6, 1, 2, 2 defa çekiyorum. Hardan sarımla 3. kez kapanışı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra beyazımı kesiyorum. Evet, beyazımızı kestikten sonra şu şekilde örgümün arkasına çeviriyorum. İpimi alıyorum ve bir tane sık iğne olarak hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne şuraya bakınız. Hemen battım. İplerimi de gizliyorum bu yönden. Kendisine battım bakınız. İkinci trabzanımın da üzerine gelerek bir tane sık iğne batıyorum. İki tane sık iğnemiz var. Bir zincir aynı yere batıyorum sık iğne. İkinci trabzanımın üzerinde de bir tane sık iğne. Şimdi iki defa tığımın başını doluyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. İpimi de gizliyorum arada bakın. Bir, iki, üç, dört defada ipimi örüyorum ve kendi trabzan ilk battığım yere gelerek batıyorum ve bu şekilde tomurcuğumun ilkini oluşturuyorum aynı yere battım bakınız daha sonra sıradaki trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örüyorum sık iğnemin üzerinden bir iki defa tığımın başını doluyorum sıradaki trabzana tığımın başını girdiriyorum İpimi alıyorum bakınız ipimi aldım bir çıkardığım ip Doladığım 2, diğer doladığım 3 ve her ikisini birlikte 4 defa da alıyorum. Aynı yere batıyorum ve ikinci tomurcuğumu bu şekilde oluşturuyorum. Ve bir sonraki trabzana bir sık iğnemi batıyorum. 2 defa trabzanın üzerinden başını doluyorum tığımın sıradaki yuvaya batıyorum. 4 defa da çekiyorum. 1 2 3 ve 4 aynı yere yani trabzanımın dibine batıyorum kapatıyorum sık iğne ile ve yanındaki trabzana bir tane sık iğne iki defa başını doluyorum sıradaki trabzanı 1 2 3 4 defa da örüyorum trabzanımı çıktığım yere gelerek kapatıyorum sık iğne ile Yanındaki trabzana bir tane sık iğnemi örüyorum. İki defa başını doluyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Trabzanımın dibine batıyorum. Hardal sarımı kapatıyorum. Bir sonraki trabzana bir sık iğne. Sık iğne üzerine iki defa başını dolayıp yandaki trabzanıma batıyorum. Bir, iki, üç, dört trabzanımın dibine batıyorum kapatıyorum bir sonraki yere sık iğne iki defa başını dola batıyorum 1 2 3 4 tekrar kendi dibine batıyoruz ve tomurcuklarımızı şu şekilde oluşturuyoruz bakınız tomurcuklarımızı battığımız yeri 4 defa da alıyoruz ve kendi dibine batıyoruz. Bir sonraki trabzana ise sık iğne ile batarak örüyoruz. Bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna doğru örerek geldim. Çok çok hoş oldu bakınız. Gayet güzel. Hardalın da hoş tatlılığı. Sıramın sonundayım şu anda. Trabzanımı ördüm. Kendi dibine batıyorum. Ve iki tane sık iğnemi örüyorum. Son sık iğnemi kapatmadan beyaz rengimi alıyorum, batıyorum, alıyorum, beyaz ipimi alıp beyaz ipimle kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum, sarımı buradan kesiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. En sondaki örmüş olduğumuz sık iğnenin üzerine bir tane trabzanımızı ördük. Şimdi iplerimi şu şekilde alıyorum. İsterseniz bir tane de düğüm atabilirsiniz. Şöyle alıyorum arkaya şu şekilde kıvırıyorum. Parmağımla tutuyorum. Birinci sık iğnenin yerine trabzanımı ördüm. İkinci sık iğnenin yerine de bir tane daha trabzanımı batarak örüyorum. Şimdi bir tane pıtırcığımızın üzerine bir tane sık iğnemizin üzerine trabzanlarımız öreceğiz. Bakınız şöyle geniş görünen büyük görünen trabzanımız pıtırcığımızın olduğu yer. Şu aradaki minik yerde sık iğnemizin trabzanı hemen başını doluyorum. İpimi arkadan gizliyorum. Şuradaki geniş yeri görmenizi istiyorum. Giriyorum. İplerimi de gizleyerek çünkü ipleri kestiğimiz için gizleyerek ilerleyelim geniş yere batıyorum tığımın başını doluyorum aradaki minik yere gelip batıyorum trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir tane pıtırcığımızdan şöyle görelim bir tane sık iğnemizden lütfen fazla batmayalım artış istemiyoruz bir pıtırcığımız. bir dolayı 3 alıyoruz bir tane sık iğnemiz batıracağımızdan. Tabi bu kadar çevirmenize hiç gerek yok. Sadece görmenizi istediğim için böyle eğiyorum. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Bir pıtırcık, bir sık iğne üzerine trabzanlarımızı yapalım. Uç noktaya kadar gelelim. Beyazımızda trabzan sıramızı bir uçtan diğerine örerek geldim. Şimdi mor rengimi hazırladım. En son trabzanımı iki defa çektim. Üçüncü kez morumla çekiyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra beyaz rengimi buradan kesiyorum. Bu sıramızı morla öreceğiz. Örgümün yönünü çeviriyorum. Kendi dibine batıyorum. Şöyle ipimizi de alalım altına gizleyelim dilerseniz düğüm atalım arka tarafa şöyle kendine batıyorum ve bir tane sık iğne örüyorum ikinci trabzanımızın üzerine gelerek bir tane daha sık iğnem örüyorum iki tane sık iğnem ördüm birincisinde bir tane zincir çektim battım ikincisinde hemen tepesine battım tığımın başını doluyorum üçüncü trabzanımın bulunduğu yere geliyorum Yine aynı hardal rengimde yaptığım işlemi yapıyorum. 2, 3, 4. 4 defa da alıyorum. Kendi dibine batıyorum. Ve bir sonraki trabzanıma sık iğnemi örüyorum. 2 defa doluyorum. Sıradaki trabzanıma batıyorum. İplerimi gizlemek istiyorum. 1, 2, 3, 4. Kendi dibine batıyorum. Sıradaki trabzanıma sık iğne örüyorum. İki defa başını doluyorum. Batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanım yine sık iğne. Morumuzu da bakın bu şekilde çıtır çıtır örmekteyiz. Devam edelim. Sık iğnemi ördükten sonra üzerine iki defa doluyorum. Bir, iki, üç, dört. Dibine batalım bir tane sık iğne bu şekilde örgümüzün arka yönünden e, örüyoruz şu şekilde tomurcuklarımız ön yüze düzgün düşüyor diğer tarafta ise beyazımızı bağlayarak geliyoruz ve hardalımızda ve üzerindeki beyaz sıramızda yaptığımız işlemimizi renklerimizi değiştire değiştire istediğiniz kadar renk kombin edebilirsiniz. 2, 3, 4 arada mutlaka beyaz rengimizi geçelim. Daha sonrasında yeterli ölçü olduğu zaman yeniden görüşelim. İşlemimiz bundan ibaret bu şekilde örerek ilerleyelim. Yeterli ölçüye ulaştım ve altta 2 sıra beyazımızı ördükten sonra trabzan sırasını ördükten sonra bitirdim şimdi kenar çerçevesini yapmaya başlayalım toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra tomurcuğumuzu ördük ee, ve bu şekilde 3 tane hardalımızı arasında morumuzu tekrar başlangıç ve bitişte de birer tane tekrar hardal rengimizi kullanmayı tercih ettim Şimdi mor rengimi alıyorum. Diğer kolumu yaptığım gibi aynı şekilde burada görmüş olduğumuz kolumuzu da sizlerle birlikte tığlayalım. Şöyle açıp arkadan da bakalım. Geleyimize bakınız. Gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kolumuza sadece sık iğne battım. Sık iğneyi de şuradaki minik gözlere battım. Tam arasına girmedim. Önden görüntüsünü görmenizi istiyorum. Evet, şimdi diğer kolumuzu yapmaya başlayalım. Bir zincir çekerek tığımıza düğümümüzü atıyoruz. Düğümümüzü attıktan sonra her zaman yaptığımız gibi, bu gibi örgülerde mutlaka kol altından başlıyoruz. Kol altından başlıyorum, batıyorum araya. Şöyle e, düz yönünden öreceğim için arkaya doğru ilerliyorum bu kolda. Diğer tarafta da bu tarafa doğru ilerleyecektir örgümüzün düz yönünden örüyoruz sabitliyorum ve hemen araya batıyorum yan trabzanımın bulunduğu noktaya geliyorum bir tane sık iğne aradaki artış yerimin olduğu göze geliyorum bir tane sık iğne örüyorum daha sonrasında trabzanımın önce şuradaki trabzanımıza örelim minik gözümüze bir tane diğer trabzanın minik gözüne her bir trabzanımızın minik gözlerine birer birer sık iğnemizi örerek ilerleyelim. Şöyle bakın. Başlangıç yerimize kadar sık iğnelerimizi örelim. Bir batıyoruz, ipimizi alıp kapatıyoruz. Bir batıyoruz, ipimizi çekip kapatıyoruz. Sık iğne gayet kolay yapımı olan örgümüz. Evet başlangıç yerine kadar gelelim. Diğer yöne doğru geldim. Bakınız burada yine artış yerimize bir tane sık iğne az gelecek. Onun için çekmemesi adına bir tane daha fazla örüyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Kasmasını engelleyelim. Başlangıç yerime doğru yaklaştım. İlk başlangıcımın hemen bakınız önüne değil tam iki tane birinci ile ikinci arasına tığımın ucunu girdiriyorum ipimi alıp ilmeğimden geçiriyorum bir tane zincirimle kapatıyorum ve ipimizi buradan keserek tamamlıyoruz ve e, iç kısma alarak gizleyelim Şimdi yakamızı yapmaya başlayalım. Bir tane zincirimizi yine tığımıza çekip düğümümü atıyorum. Yeleğimi bu şekilde yerleştiriyorum. Bakınız buradaki düz yönünden kendimizden taraf olan kısımdan örmeye başlıyorum. Birinci trabzanımın bulunduğu noktaya gelerek batıyorum ve sabitliyorum. Sonrasında sırası ile trabzanlarımın arasına girerek batıyorum her bir trabzanımın arasına tabi ipimizi alttan götürüp gizleyebilirsiniz birer birer araya da bir tane örelim artış yerine uç noktaya kadar ilerleyelim bir uçtan diğer uca kadar tığlama işlemimizi yaparak geldim şimdi yandan örmeye devam ediyorum en son trabzan arasına bir tane sık iğnem ördüm dönüşüm için aynı yere bir iki iki tane daha ilave ediyorum ve diğer trabzanıma geçiyorum yani burada toplamda üç tane trabzanım oldu bir iki sık iğne buraya bir iki sık iğne diğer trabzanımıza bir, ikişer ikişer sık iğnelerimizi örerek aşağıya doğru ilerleyelim. Bakınız. Bir, iki, eğer kasacak gibi olursa bir tane daha fazla sık iğne çalışabilirsiniz. Yani çekecekse bir tane daha fazla yapmaktan zarar gelmez. Evet. Şimdi tam sarının olduğu yerdeyim. Gövdeme geçiyorum. Bir, bir tane battım. Beyazıma iki defa. Moruma bir defa. Tekrar beyaza iki. Sarıya bir. Sarıya bir, beyaza iki sık iğne yaparak uç noktaya kadar ilerleyelim. Tığlamalarımızı yaparak en son noktaya kadar geldim. Bir tane sık iğnemi battım. Hemen aynı yere bir tane daha dönüşümüze sık iğnemi batıyorum. Ve çeviriyorum. Trabzanımın tepesine bir tane minik gözlerimize bakın. Şuradaki minik gözümüze giriyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar minik gözümüze bakalım. Bakınız şuradaki minik göze giriyorum gözlerimize birer birer sık iğnelerimizi yaparak uç noktaya kadar ilerleyelim. Boydan boya morla çerçevemizi çizmiş olalım. Altımızın tamamını tığladım. Şöyle görelim. Şimdi en son tırabzanıma bulunduğu yerdeyim. Hemen bir defa battım. Yine bir tane daha batıyorum aynı yere ve araya girerek bir iki tane sık iğnemi trabzanıma örüyorum diğer trabzanıma yine iki tane tomurcuklarımızın olduğu yerde sık iğne olduğu için bir tane yeterli beyazlarımıza iki sık iğne tomurcuklarımıza birer sık iğne şekliyle yukarıya doğru ilerleyelim yakamın üst noktasına kadar geldim iki defa ördüm bakınız şuradaki batmış olduğum sık iğnemin yanına ulaşmak için bir tane daha sık iğnemi örüyorum ve ilk sık iğnemin arasına giriyorum ipimi geçirerek buradan uzatıyorum tekrar yapalım bakınız 3 tane sık iğnemi ördüm 1 ile 2'nin arasına tığımı geçiriyorum ipimi alıyorum Ilmeğimin arasından geçirip bu kısmı güzel bir şekilde bağlıyorum ve ben bağcıklı bir yelek çalışmak istediğim için hemen ipimi koparmadan ne kadar uzunlukta istiyorsam şu şekilde rahat rahat yani çok sıkmadan gevşek bir şekilde zincirlerimi çekiyorum ipimi koparmadım çok uzun olmayacak yani bir karış. Ya da birazcık daha fazla yeterlidir. Bir karış kadar ördüm. Yeterli. 3 tane daha ilave edeyim. Tırmanın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. 4. trabzan içerisine gelerek şöyle bir tane fıstık için uzatıyorum. 2. bir fıstık için uzattım. Üçüncü bir fıstık için uzattım. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekip aynı yuvaya giriyorum. Fıstığımı çerçeveledim. Bakınız. Her iki kenarında da zincirlerim var. Bir, iki, üç zincirle tekrar yukarıya çıkıyorum. Başını doluyorum. Aynı yuva içerisine batalım tekrar. Şöyle ipimizi diyorum Bir, 2 3 aynı anda çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra yine dibine gelerek batırıyorum minik bir fıstıkla çiçek yapıyoruz burada 1 2 3 tane zincir yine çektim başını doladım 3 defa sararak bir tane daha fıstığımı buraya çalışıyorum kapatıyorum 1 2 3 batıyorum ve son e, kapatmadan önce hemen zincirin diğer tarafına geçiyorum. Bakın, zincirin bu tarafındayım. Diğer tarafına geçerek alıyorum, ipimi buraya sabitliyorum ve kesiyorum. Şöyle görelim minik bir çiçeğimiz ve zincirimizi gördük bağcığımız olarak. Buradaki ipimizi de iç kısma gizleyelim. Şöyle rahat alalım, parçalamayalım ipimizi fıstıklarımızın arasına geçirip gizleyebiliriz. Şuna da aldığımız zaman kaybolacaktır. Evet, şurada minik bir parça kaldı, hemen orayı şu şekilde keserek temizleyebiliriz. Evet, diğer tarafa da aynı şekilde bağcığımızı ve ucunun çiçeğini hazırlayalım. Bir zincirimi tığıma çektim. Yakamı alıyorum. Uç kısmına giriyorum. Bununla direkt karşılıklı olabilecek yere geçişimi yapıyorum. Sabitliyorum. İpimi şöyle altı alarak tekrar buraya bir daha girip sık iğnemle burayı sabitliyorum ve başlıyorum. Karşı taraftaki ördüğümüz ya zincirle birebir eşit ya biraz daha uzun kısa zevkinize göre yani bir tanesi biraz daha uzun birisi biraz daha kısa olarak da örebilirsiniz zincirlerimizi çekip uç kısmına yine aynı çiçeğimizi çalışalım son olarak bağcıklarımın yapımıyla yeleğimiz artık kullanıma hazır hale geldi tamamen çalışmamızı şöylece bitirdik Evet bu şekilde yine güzel bir çalışmamızı tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni yorumlarınızla, beğenilerinizle yalnız bırakmazsanız çok çok sevinirim. Oradaki zil butonuna da basarak aktif hale getirirseniz hemen sizlerle her yeni çalışmamızı hemen görüp yapma fırsatına kavuşacağız hep birlikte. Evet yeniden görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, afiyette kalın inşallah görüşmek üzere hoşça kalın